takibini yaparsın, düşünce akışını izlersin, ona göre soruları cevaplamaya başlarsın. Şimdi başlık veya mainly about sorularında en çok gelen ifadeleri bir anlatalım. Bu da kelime çalışması olduğu için bir daha ben yeni bir kelime çalışmasıyla başlamak istemedim buraya açıkçası. Evet, kaydı başlatmıştım nedir? Evet, kaydımız açıktı. O zaman şuradan anlatımımıza devam edelim. Arkadaşlar bizim başlık sorularımız genelde hep ne olur? A brief outlook, kısa bir bakış olur. Başlık sorularında common expressions, yaygın ifadeler. En iyi başlık nedir sorularında gelen common, yaygın, expression, ifade. En yaygın ifadeler. En çok ne geliyor? Bunlar geliyor arkadaşlar. Şimdi en çok gelenler bir, kısa bir bakış. Brief kelimesi ne demek bizim için? Kısa, kısa bir bakış. Zaten uzun olamaz. Ne diyoruz? Ya 100 yok değil de 150-190 bandında kelimeler verebiliyoruz. YDS'de 180 ile arkadaşlar 230 bazen 240 olabiliyor. Benim gördüğüm en uzun kelime 2008 Mayıs'tır. Yaşar kadar 292 kelime olması lazım. Yani ama normalde bizim sınav 230 kelime bandında gelir. Ya 230 kelimelik bir paragraf nasıl detaylı olamaz ki? Yani burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Arkadaşlar bizim için detaylı, kapsamlı diyen seçenekler genellikle yanlıştır. Hani o da bir yazalım. Detaylı, kapsamlı diyoruz. Genelde cevap olamaz. Mantığı neymiş? Neden arkadaşlar bunlar cevap olamazmış? Yani zaten 200 kelime ne kadar detaylı olabilir? Ne kadar comprehensive olabilir, kapsamlı olabilir? Ya da işte full account, dün konuşmuştuk. Tam bir anlatımı, tam bir detaylı anlatımı, detailed. Bir de geçen işte Kasım EYDS sorusu, thorough kelimesi. Detaylı, kapsamlı anlamında bunlar genellikle cevap olmaz. Bunlar genellikle cevap olmaz dedik. Detailed, comprehensive, full account, thorough ya da complete. Tam, komple analizi olmaz. Yazdıklarım görünmüyor çünkü ekranı size kapattım. Şimdi görünüyor mu arkadaşlar? Şimdi görebiliyor muyuz yazdıklarımı? Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki brief outlook, kısa bir bakış. Concise, kısa bir tasvir, betimleme. Overall account, genel bir anlatım. Account kelimesine dikkat et. Account'un hesap anlamı vardı. O account, bakınız burada anlatım, narration, description anlamında kullanıyoruz. Dün bu account kelimesini konuşmuştuk. Yine o kayıtları muhakkak izleyelim arkadaşlar. Overall, genel anlatımı. Account yerine başka hangi kelime gelebiliyordu? Narration. Narration diyoruz. Aktarım, anlatım şeklinde kullanılıyor. Brief insight. Buradaki insight into ile sınavda 2-3 defa soruldu. Bakış açısı, kısa bir bakış, genel bir bakış diyoruz. Short glimpse, bu da arkadaşlar into ile kullanılabiliyor. Glimpse, işte genel bir bakış. Bunlar en çok kullanılan ifadeler. Peki, ya da ne olabilir? Atıyorum pros and cons, artıları ve eksileri. Mesela bizim için artıları işte ve eksileri şeklinde kullanabiliyoruz. Artıları ve eksileri derken. Pro, artı, con, eksi. Plus, artı, minus, eksi. Strengths, güçlü yönleri ve zayıf yönleri. Nükleer enerjinin güçlü yönleri, zayıf yönleri şeklinde kullanabiliyoruz. Ya da drawback. Drawback, sizi geri çeken, drawback mantığında sizi geri çeken unsurlar şeklinde kullanabiliyoruz. 9. Achievements and shortcomings. İşte başarıları ve eksiklikleri. Shortcoming, kısa olan, eksik olan yönleri. Achievementları ve shortcomingleri şeklinde kullanabiliyoruz. Success, başarısı. Failure, başarısızlığı. Benefit, faydası. Hazard, zararları. Bunları size yollamıştım daha önce. Oradan da eğer imkanınız varsa çıktı alıp çalışabilir diye onları yollamıştım. Peki. Şimdi bunlar
artıları eksileri şeklinde bir paragrafımız olabilir. İşte nükleer enerjinin genel anlatımı, İkinci Dünya Savaşı'nın genel anlatımı olabilir. Ya da nasıl uçurtma uçurulur, onun genel anlatımı olabilir dedik. Şimdi geliyoruz başka ifadelere. Arkadaşlar, how to, nasıl yapılır, nasıl işte kek yapılır, nasıl uçurtma uçurulur şeklinde kullandık. Ya da steps to be taken, adımlar, atılacak adımlar şeklinde kullanmışız. Arkadaşlar, eğer böyle bir seçenek cevap olacaksa, genelde cevap olmaz, işte nasıl çözülür, nasıl geliştirilir diyorsanız, arkadaşlar bunun cevap olması için bize olayın nasıl anlatılması lazım? Adım adım anlatılması lazım. Adım adım. Bakınız, adım adım gitmesine anlatım gerekir. Anlatım ister diyoruz. Adım adım anlatım ister. Yani bize diyecek ki işte olarak işte yumurta kır. Pardon, önce tavayı koy, sonra yağı koy, sonra yumurtayı koy şeklinde bize bir yumurta pişirmeyi anlatabilir. Bakınız, first, next, hani sonra later, then olabilir. Daha sonra akabinde ya da afterwards ya da subsequently, adım adım, arda arda, peş peşe olayları anlatabilir. Ya da arkadaşlar, first, second, işte finally şeklinde olayları götürebilir yani. Sonunda birinci olarak şu, ikinci olarak şu, üçüncü olarak şu şekilde kullanabilir. Yani adım anlatımı olacak ki nasıl yapılır görebilelim. Evet, adım adım anlatım ister dedik. Eğer bunlar bizim için cevap olacaksa. Arkadaşlar, hemen bir saniye bir kamera değişimi yapacağım ki internette bir bant genişliği sorunu veriyor. Hemen, evet, daha çözünürlüğü düşük olan kameraya geçiş yaptım. Arkadaşlar, böylece sesin de kesilmesini önleriz diye düşünüyorum. Şu anda net mi arkadaşlar? Yani azıcık çözünürlüğümüz düşük olsun, yani ne olacak? Peki, mesele sorunun çözünürlüğünün iyi olması. Evet. Peki, what to, ne yapmalı? Where to go, nereye gitmeli? How to solve, nasıl çözmeli şeklinde kullanıyoruz. How to solve, where to go, nereye gitmeli? What to do, ne yapmalı şeklinde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar, bu da adım, mesela what to do. Bir işte alerji olduğunda ne yapılmalı ya da işte bir kriz çıktığında ne yapmalı, yine burada da bize adım adım, in addition, moreover şeklinde gidebilir. Bu yukarıya arkadaşlar şunları da ekleyelim, also ya da in addition, yani how to ekleme grubuyla, sıralama grubuyla gelebilecek adım adım bir anlatım ister diyoruz. What to do, where to go, how to solve, nereye gitmeli, ne yemeli vesaire şeklinde gelebilir. Peki, şimdi arkadaşlar diyoruz ki bazı parçalar bize işte sebeplerini, bazıları sonuçlarını anlatabilir. Ne diyoruz? İşte depresyonun sebepleri, Ebola'nın sebepleri, işte COVID-19'un sebepleri vesaire şeklinde arkadaşlar. Burada S takısı bizim için çok kıymetli. Arkadaşlar, bunlar da genellikle yanlış seçeneklerde geldiğinde şu S takısına dikkat etmemizi ister. Şimdi parçada sadece depresyonun bir sebebini anlattıysa orada muhakkak seçeneklerde depresyonun sebepleri der. Tamam mı? Yani orada bizim için gerçekten sebepler dediğimiz ya da kökleri diyeceğimiz bir şey var mı? Various causes, çeşitli sebepleri diyeceğimiz bir şey var mı yok mu, onu görmek lazım. Bunların olması için ekleme grubu, in addition, moreover, also, furthermore, besides, bu tür eklemeler var mı yok mu, ona dikkat etmek lazım. Buraya not alalım. Diyelim ki hani gerçekten hani birden fazla var mı?
birden fazla sebep var mı? Hani buna bir dikkat etmek lazım. Yani buna bakmak gerekiyor. Yoksa sınavda buradan gol yenilebiliyor. Ya da consequences, sonuçları, effects, etkileri, impacts, İkinci Dünya Savaşı'nın, sigara içmenin yetişkinlere etkileri, yani bir tane etkisini yazar, işte bir tanesini yazdıysa o bizim neyimiz olmaz, başlığımız olmaz. Yani oranın ideal başlığı, tek bir etki varsa onu yazmak, hani bir tane etkisi varsa etkiler şeklinde genelleme doğru olma ihtimalini düşürür. Tabii diğer seçeneklere bakmak gerekiyor her zaman. Şartlar dahilinde en iyisi. Bunlar en çok gelen ifadelerimiz. Ne dedik? Şu kısa anlatım, genel bakış en çok geleniymiş. Eğer varsa kıyaslama artıları, eksileri, güçlü yönleri, zayıf yönleri ikinci en çok gelen ifadelermiş. Sonrasında nasıl yaparız, nasıl çözeriz, atılacak adımlar şeklinde bir sıralama, listeleme isteyen bir kurgu daha varmış. Üçüncü kategorimiz, ne yapmalı, nasıl yapmalı, nereye gitmeli gibi yazılar varmış. Bir de sebepleri, sonuçları, sebepleri, sonuçları gibi en çok çıkan altı ayrı kurgumuz varmış. Şimdi gelelim yazarın amacı, görüşü. Yazarın amacında en çok gelen ifadeler neymiş? Burada diyoruz ki yazarın ana, buradaki anahtar kelimemiz main. Ana amacı is to. Is to nasıl çeviriyor arkadaşlar? Yazarın ana amacı nokta nokta yapmaktır. Nokta nokta etmektir. Mesela en çok çıkanı şu. Is to inform. Mesela burada inform dersek ne diyor? İşte about depression. İşte depresyon hakkında bilgi vermektir. Yazarın amacı bilgi vermektir şeklinde kullanabiliyoruz. Burada en sonundaki ifadeye göre bakıyorsunuz. Yazarın amacı şunu yapmaktır, bunu etmektir. Amaç anlamı katan, aim, concern, objective, goal, purpose olabilir. Peki amaç anlamı katan başka hangi kelimeler vardı? Bir de target kelimesi var değil mi? Amaç, hedef anlamında kullanabiliyorduk amacı, hedefi. Ama sorularda target kelimesi gelmediği için onu buraya eklemedim. Aim, concern, objective, goal, purpose bunlar çok fazla gelir. Yazarın amacı neymiş? Bilgi vermek. En çok geleni buymuş. Buna bir yıldız koyuyoruz. En çok gelen buymuş. Peki explain, açıklamak. Clarify, açıklamak diyoruz. Peki neyi açıklamak? Bir şeyin nasıl olduğunu veya neden olduğunu açıklamak. How, nasıl olduğunu veya why, neden olduğunu diyoruz. Buradaki explain ve clarify hangi kelimenin eş anlamlıydı? Account for, account for, açıklamak anlamında. Peki, bull'ya geldik. Draw attention, dikkat çekmek. Dünkü okuduğumuz parçalarda bunlar vardı. Dikkat çekilmektedir, şu gerçeğe dikkat çekilmektedir diye. Highlight, altını çizmek. Stress, emphasize. Peki, şu arkadaşlar, Türkçelerini de yazalım, aklınızda kalsın. Bilgi vermek, açıklamak, açıklamak diyoruz. Peki, emphasize, stress, bunlar neydi bizim için? Vurgulamak, yazar vurgulamak istiyor, altını çizmek istiyor. Ridicule, mock kelimesi arkadaşlar. Birincisi alay etmek demek, bir de dalga geçmek. Hafife almak, dalga geçmek, ridicule, alay etmek, dalga geçmek, mock, yazarın amacı. Ridicule, güldürmek, alay etmek, dalga geçmek, criticize. Peki criticize'ın tam Türkçesi neydi? Criticize kelimesinin. Onu bir yazalım şöyle. Criticize bizim için eleştirmek demekti. Bunu bir yazalım. Eleştirmek. Peki, bunun eş anlamlısı neydi? Satirize. Satirize, eleştirmek. Bu kelimeyi buraya ekliyoruz. Eleştirmek, criticize, satirize, eleştirmek diyoruz. Zaten bir şeyle dalga geçiyorsanız onu aslında eleştiriyorsunuz, mantığı çıkar. Evet, bu önlemlerle kesin işte sorun çözülür.
hemen dolar tekrar 5 liraya, 3 liraya düşer şeklinde kullanılabiliyor. Ya da eleştirmek anlamında kullanılabilir. Peki. Satirize şeklinde kullandık. Geldik Denizli. Exemplify, örnek vermek. Illustrate, örnek vermek. Bu örnekleme de çok fazla hani bizim cümlelerde gelir. Yazar işte ne diyor? İnternet kullanımının faydalarını anlatıyor. İşte mobil teknolojinin faydalarını örneklendiriyor olabilir. Hemen bundan da Türkçesini yazalım. Örneklendirmek. Örneklendirmek. Exemplify, illustrate kelimesi. Arkadaşlar persuade kelimesi çok tehlikelidir. Dikkat etmek lazım. İkna etmek demek. Yalnız bu ikna etmek bölümü devamına bakılmazsa sıkıntı yaşanır. Bir şeyin faydalı olduğuna da ikna edebilirsin. Bir şeyin zararlı olduğuna da ikna edebilirsin. Mantığı bu. Faydalı ya da zararlı olduğuna ikna etmek. Peki, prove. Prove kelimesi ispatlamak demek. Neyi? Faydalı olduğunu veya zararlı olduğunu ispatlamak diyoruz. İspatlamak. Refute ve debunk. Bir teoriyi, bir efsaneyi ne yapmak? Çürütmek. Refute ve debunk çürütmek demek. Entertain kelimesi eğlendirmek. Eğlendirmek anlamında kullanıyoruz. Amuse. Bizim sınavda yazarın amacı bugüne kadar hiç amuse olmadı. Bizi hiç eğlendirmedi yazar. Ama yazarın böyle bir amacı da olabilir. Karşı tarafı güldürmek, eğlendirmek anlamında kullanılabilir. Peki, caution. Caution kelimesi bakınız, uyarmak demek. Uyarmak, warn, caution. Peki, neye dair? As to a dair, hakkında. Ne hakkında? Setback, drawback, shortcoming. Bir şeyin eksileri, eksiklikleri, eksik olan yönleri hakkında uyarmak. Setback, drawback, shortcoming, eksiklik, kusur, zayıf yönleri hakkında uyarmak dedik. En çok ne geliyormuş? Yazarın amacı bilgi vermek, açıklamakmış. Bazen de bir şeyin işte bir şey olduğunu ispatlamak şeklinde gelebilir. Yazar bizi uyarmaya da çalışabilir. Peki, şimdi bu mantıktaki kelimelerimizi de hatırlatmış olduk. Bakın aslında ciddi bir kelime yükü var. Bu fiilleri bilmek zorundasınız. Yazarın amacını soran sorularda fiil bilmek zorundasınız. Eğer persuade, ikna etmek olduğunu bilmiyorsan yapacak bir şey yok. Ya da refute, çürütmek, nükleerin zararlı olduğunu çürütmek. Debunk, işte nükleer enerjinin tehlikeli olduğu mit, efsanesini çürütmek diyebiliriz. Ya da mesela bir ara Van Gölü canavarı vardı. Van Gölü canavarı duyan var mı? Haberlerde böyle çıkıyor saçma sapan yani. Ne oldu? Aslında söyleme sahip affedersin, yakın köylerdeki camışlar olduğu ortaya çıktı. Ne oldu? The myth was debunked. Yani haber niçin yapıldı? Öyle bir şey olmadığını diyoruz. Değil mi? Öyle bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Refute the myth of Lake One Monster. Mantığı bu. Peki. Geçiyorum. Bir örnek yapalım. Örnek yapalım. Arkadaşlar, en iyi başlık ne olur? Yazarın amacı ne olur? Peki bize ne olur? Bir de onu konuşalım. Hani sen öyle diyorsun da bize ne olur? En son bize ne yaparsın? Mantığı bu. Peki buyurun size arkadaşlar birazcık yine süre vereceğim. Okuyunuz şöyle. Ödev gibiydi ama yani yapılma ihtimali düşük olduğunu varsayarak bir dakika süre veriyorum, parçayı okuyunuz.
Evet, şimdi arkadaşlar parça ne diyor? You do not necessarily, illa ki çikolataları, püsküvitleri mağazadan almak zorunda değilsin diyor. Store, dükkandan, marketten bunu almak zorunda değilsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz diyor. Oradan bir kap kaçak getir. Şöyle güzel bir krema yap. Onları iyice bir çırp. Sonra bunu karıştır. Daha sonra bunu kalıba dök. Sonra let, izin ver. Çikolatanın katılaşmasına izin ver. Sonra pop it out. Sonra bunu kalıptan çıkarıyor. Peki, sizce bu parçanın en iyi başlığı ne olur? Yazar bize neyi anlatmaya çalışmış? Bolu, nasıl yapılır? Nasıl yapılır derken ne diyorduk? Kendin yap, kendin pişir, kendin ye. Şunu getir, bunu krema yap, ondan sonra karıştır, stir, iyice karıştır, kalıba dök, sonra bırak donsun, sonra çıkar. How to kısmını gördük mü? A şıkkı niye olmaz? Çikolatanın kısa tarihi. Var mı tarihi? Ama hocam brief demiş. Nerede ya? Peki, neden ev yapımı çikolata lezzetlidir? Neden lezizdir yanlış? Çikolata yapımının detaylı anlatımı, detailed, detaylı anlatımı diyoruz. Bu da arkadaşlar çikolata yapımı mı yoksa ev yapımı çikolata mı? Bu da bakınız homemade ifadesi. Kendin yap demiş ya, odak noktamız burada genel anlamda çikolatanın işte Türkiye'den gelen fındıklar, Afrika'da gelen kakao ve bu iki gariban yerden gelenin sömürü ülkesi olan ve borsası Hamburg'da bulunan fındık piyasasına alınıp çikolatanın Belçika'da yapılması manidar. %80'i fındığın Türkiye'den, kakaonun büyük çoğunluğu Afrika'dan sağdan soldan ama çikolatanın işi başkenti neresi oluyor? Belçika, Almanya, Fransa neyse. Bu da arkadaşlar çikolata yapımı, chocolate making mantığı çok çok genel. O yüzden ben de ta Türkiye'den fındıklar diye geneline gittim. Hani detailed account derseniz böyle olması lazım. Nereden geliyor bu kakao, nereden geliyor? Bu fındıklar nereden geliyor bu fındıklar? Peki Edirne niye olmaz? Çikolata yemenin artıları ve eksileri. Arkadaşlar eskiden sınavlardan böyle yiyecek içecek götürmek serbestti. O günlere tanık olan kaç kişi var? Eskiden sınavlara istediğinizi götürebiliyordunuz. Ve ben de bildiğiniz pazar günleri neredeyse piknik sepetiyle gidiyordum sınava. Abartısız. Yani en az iki ayrı bisküvi, meyve suyu, çikolata. Hakikaten bak şaka değil ha. Ciddi ciddi gidiyordum yani. Ya çünkü zaten bir pazar millet brunch'e gidiyor, ben sınava gidiyorum. Yani ne güzel iyi bitiyordum. Ama Allah var bak ağzımı şapırdatmam. Sonra arkadaşlar yani sessizce yerim. Sınavdan önce güzelce sırama dizerim. Yani çikolataları açarım. Haşır huşur kimsenin canı istemesin. Yani bir şey olmasın vesaire diye. Ama işte o gün bugün hey gidin yani sınavların tadı kaçtı yani. Ya bir branşımız vardı onu da elimizden aldılar. Neyse şimdi kuru kuruya gidiyoruz sınava. Allah'tan EYDS'de iki şeker var. Tanesi 180 lira. Sınav 360 lira. Neyse. Arkadaşlar burada ne yaptık? Ev yapımı çikolata nasıldı? Çikolata yapımının detaylı tarihi yanlıştır. Yazarın buradaki amacı ne? Bize bilgi vermek mi? Uyarmak mı, dalga geçmek mi, örneklendirmek mi yoksa ikna etmek mi? Hangisi? Adana diyoruz, bilgi vermek diyoruz. Bilgi vermek dedik. Evet. Detailed olması için sayısal veri, kesin, net, işte yer, zaman, mekan, miktar, detailed öyle olur. Tamam. Bir de çikolata yapımı genel değil. Bizim için burada kendin evde yap bunları diyor. Sonra çıkar diyor. Store'dan almana gerek yok diyor. Not. İlla ki dükkana, markete gitmene gerek yok diyor. Tamam. O yüzden ev yapımı kelimesi burada anahtar kelime diyoruz. Geçtik. Buyurun. Bir soru, bir parça, iki soru. Size 1 dakika süre.
Evet. Arkadaşlar burada birinci soruya dikkat ediniz. Birinci soru için fosiller kaybolan dünyaya açılan penceredir. A window. Bir penceredir kaybolan dünyaya. Onlar bizim tek kanıtımızdır bu müthiş yaratıklara dair, uzun süre önce yaşamış olanlara ve evrim sürecine dair tek kanıtımızdır. Artı. Diyor ki fosil bu yaşayan bir şeyin özelliklerini koruyan bir kalıntısıdır diyor. Bir şey öldüğü zaman genellikle diyor parçalanır ve çürür. Ama bazıları diyor diğerlerinden daha uzun süre hayatta kalır. Özellikle kabuklar, kemikler, dişler gibi. Bu parçalardır bakınız. Son cümleye dikkat ediniz. İşte it is these parts that help us. Bize yardımcı olan işte bu parçalardır. It is the'dır diye çeviriyor. That. Bu it is nokta nokta that kalıbına dikkat ediniz. Bize yardım eden bu parçalardır. Ne yapmamıza? Gain an insight. Uzak geçmişe dair bir bakış açısı kazanmamızı sağlayan bu parçalardır. Ve bizim yaşamın nasıl olduğunu envision, gözümüzde canlandırmamızı sağlayan bu parçalardır diyor. Şimdi A şıkkı, fosiller neden yaygındır? Bolu, antik türlere kısa bir bakış, ancient species yok. Deniz, Ceyhan ne zaman fosiller oluştu? D mi E mi? Bakın ilk üç en sorunu ben eledim. D mi E mi? Fosiller nasıl meydana gelir mi anlatıyor sizce bu paragraf? Yoksa fosillerin önemini mi anlatıyor? Cevabımız Edirne. Bakın buradaki the way kısmı Denizli. Evet var. Fosil işte şu özelliğini koruyan bir şeydir diyor. Evet burası Denizli'yi anlatıyor. Ama best title neydi? Best title şöyle bulunur. Arkadaşlar bu seçeneklerin sonuna kocaman bir soru işareti koyarsın. Bu paragraf hangi sorunun cevabını vermek için yazılmış? Fosillerin önemini mi yoksa nasıl oluştuğunu mu? Adım adım bunu anlatmak mı? Evet. Şu anda ses net mi arkadaşlar? Şu anda ses net mi? Şu anda duyabiliyor muyuz? Bağlantınız düzensiz diye bir uyarı aldım. Teknik birimi kocaman bir soru işareti koyuyoruz ve diyoruz ki arkadaşlar hangi sorunun cevabını vermek için yazılmış olmalı? Hangi sorunun cevabını vermek için yazılmış? Ona göre bakıyor idik. Peki, şimdi burada fosiller neymiş? Kaybolan dünyaya açılan bir penceredir. Bizim tek kanıtlarımızdır ve bizim geçmişe dair bakış açısı kazanmamıza yardımcı olan parçalardır dedik. Cevabınız fosillerin önemi. Arkadaşlar, the way olması için ne lazımdı? Tüm parçanın bize adım adım fosil nasıl oluşur anlatması lazımdı. Tamam. Yani bize bunu mu anlatıyor? First, second, next, in addition, moreover, furthermore, also. Nerede bu eklemeler? The way olması için ne lazımdı bize? Adım adım. Var mı bu adımlar? Önce şimdi bu dinozor öldü. Üstüne bir toprak geliyor. Sonra bir deprem falan bu iyice aşağı gidiyor. Sonra Revelin oradan volkanı sıcacık aşağıda duruyor. Daha sonra orada buluyorsun gibi. Var mı adım adım ne oldu? Peki arkadaşlar yazarın ana amacı ne? Yazarın sizce buradaki ana amacı bizi ilgilendirmek mi? Caution uyarmak demek. Caution kelimesi eşittir warn. Yani uyarmak,
Ve dalga geçmek, debunk kelimesi çürütmek demektir. Bir fikri çürütmek, debunk etmek. Persuade kelimesi de ikna etmek demektir. Peki, yazar burada ne yapıyor? Bize yine bilgi veriyor. Evet. Şu anda birinci soruda Denizli'nin niye olmadığı net mi? Nasıl fosiller meydana gelir? Fosil nasıl meydana gelir? Arkadaşlar o zaman şu ilk iki cümleyi niye yazmış? Paragrafı niye böyle bitirmiş? Başında ve sonunda paragrafın yazılış amacını net görmek lazım. Parçanın köşesinde kıyısında bir cümlede ağzımıza bir parmak bal çalan yerler net o cevap olmaz. Geçiyorum. Buyurun soru 3. Evet, arkadaşlar burada paragrafın şöyle başladığına dikkat eder misiniz? Is a problem. Bu paragraf bizim için ne paragrafı? Bir tanımlama paragrafı. Lütfen böyle başlayan paragrafa dikkat ediniz. Paragrafın hiç ortasında however, yet, but vesaire diyor mu? Ancak, fakat şöyledir, şöyle önlenebilir vesaire var mı? Küresel ısınma. Çok fazla karbondioksit olması problemidir. Biz daha çok fosil yakıt yaktıkça, ne yaptıkça başka? Ve diyor ormanları kestikçe karbon birikir demiş. Sonra belirli atık yönetimi ve tarım uygulamaları da problemi kötü hale getirir. Fosil yakıt yakmak, sonra ormanları kesmek, sonra atık yönetimi ve tarım uygulamaları problemi daha da ciddiye götürüyormuş. Peki, cevabımız ne olsun? A'yı gördün mü? Tamamen tribüne oynuyor. Nasıl önleyebiliriz? İnsani olarak vicdanen A şıkkı çok güzel ama parçada önlemek hiç yok. Bulu, hayvanlara ve bitkilere büyük tehdit. Threat, to ile gelir. %100 sınav kelimesidir. Olmaz. Hayvan ve bitkilere olan tehdit yok. Cevap Ceyhan, causes. Küresel ısınmanın sebepleri. Denizli, neden atık yönetimi önemlidir? Matter kelimesi önemli olmak demek. Neden atık yönetimi önemlidir diyoruz. Edirne, detaylı bir analizi. Küresel ısınmanın kapsamlı analizi demiş. Kapsamlı olma ihtimali var mı? Yok. Peki. Geldik şuraya. Peki, yazarın amacı ne? Yazarın buradaki amacı ne? Sizce burada caution uyarmak mı, dalga geçmek, eleştirmek mi, çürütmek mi, ikna etmek mi yoksa açıklamak mı? Yazarın sizce amacı ne? Yazar sizce ne yapıyor? Burada A mı B mi? Bizi uyarıyor mu yoksa açıklıyor mu? Arkadaşlar cevabınız Adana. Caution olması için biz şöyle yapmalıyız. Otherwise, aksi halde, otherwise şöyle olur. Or else, aksi halde şöyle olur. If we don't stop it, işte we will be harmed more, daha çok zarar göreceğiz şeklinde kullanılabilir. Tamam, aklınıza bulunsun. Buradaki... explain, inform çok fazla gelir demiştik. Burada bilgi vermiş olalım. Tabii bizim sınavda sadece böyle fiillerle gelmeyecek. Ben şu anda gözünüz alışsın diye söylüyorum. Az sonra detaylarını göreceksiniz zaten. Buyurun. Bir parça ve iki soru. Bunun için biraz daha zaman verelim. 2 dakika, parça biraz uzun.
Evet. Arkadaşlar burada cevaplarımız ne olsun? Evet, burada 3D baskı diyor. Şunun bir yolu olabilir diyor. Sonra devamında diyor ki lazer tarayıcıları kullanarak bir ekip ne yapmış? 1/50 replikasını, kopyasını yapmışlar. Araştırmacılar bu mockup. Mockup arkadaşlar bu prototipi, mockup'ı nedir? Bunu ölçmek için, işte güvenliğini ölçmek için tarihi binaların kullanabilir diyor. Bakınız bunun için kullanmayı ümit ediyor diyor. Bunu kullanmak 3D ile böyle bir replikayı, kopyayı yapmak painstaking. Painstaking arkadaşlar detaylı, kapsamlı bir iştir. Detaylı, kapsamlı bir iştir. Ama bu sürecin kendisi değerlidir diyor. Bulunan işler kadar değerlidir. Diyor ki elde edilen datanın yanı sıra öğrencilere de çok yardımcı olur, çok etkilidir. Daha geniş bir bakış açısı sağlar demiş. Bakınız burada pek çok faydasını saydığı için cevabımız the benefits oldu. Mimarideki faydaları demişiz. Bu detaylı bir iş ama değerlidir. Elde edilen dataya ek olarak deneyim önemlidir. Deneyim kıymetlidir, bakış açısı sağlar demiş. Cevabımız bu olur. A şıkkı nasıl tarihi bir binayı 3D'ye basabiliriz demiş. Nasıl olması için önce fotoğrafı çekilir, sonra hesaplanır, sonra işte bilgisayara yüklenir gibi adım adım gider. Peki burada Ceyhan niye olmaz? Versus karşı demek. Bilgisayar modellemesi işte el yordamıyla yapılan işe karşı. Hands-on. Peki Denizli nasıl zarar görmüş bir katedral yeniden yapılır değil. Bunun çeldiricisi Edirne idi. E diyen yok mu buna? E diyen yok mu? E diyenler bağırtı koysun. Ben buna E demiştim diyen. Bakınız buradaki E'nin kabahati şu. 3D, 3D baskı gibi tekniklere kısa bir bakış. Buradaki teknikler dediğiniz parçada sizce başka bir teknik var mı? 3D baskıdan başka bir teknik anlatılıyor mu? Yok. En büyük teknik işte 3D teknik demiş. Tamam. Bakınız burada bizim sınavda özellikle like ve such as kullanılarak ana konu örnek konumuna düşürülmüş. Ana konuyu, ana mevzuyu örnek konumuna düşürmüş. Çeldiricinin mantığı net mi? Bir not alır mısın? Buna E demek gönlünden geçtiyse bile. Ana konu, odak noktası örnek konumuna düşürülmüş. Halbuki best title bu paragrafın yazılış amacını en iyi anlatırdı. Burada bana teknikleri anlatmamış. Birden fazla teknik yok. Mantığı net mi? Like olmasaydı mesela şöyle olsaydı cevap olurdu. Bakınız, a short glimpse into 3D printing. Mesela bu olsa çok güzel olurdu. Techniques ve like ifadesi olmasa, techniques ve like olmasa tadından yenmezdi. Ama soru yazarı bir Türk, senin ciğerini biliyor. Yani mantığı net mi arkadaşlar? Neden böyle oldu? Ha, demek ki techniques, reasons, effects ya da işte books yani gereksiz yere bir çoğul yapıp olmayan genellemeye gitmiş. Bir daha söylüyorum. Paragrafın konusu, odak noktası örnek konumuna düşürülmüş. Olmaz. Peki ana amacı ne burada? Yazarın amacı eğlendirmek mi? Uyarmak mı? Dalga geçmek mi? Bir fikri çürütmek mi? Yoksa illustrate mi? Peki illustrate kelimesi neydi illustrate? Bunu bilmeyebilirsin ama ne yaptık diğerleri olmaz diye bilirsin. Açıklamak. Illustrate kelimesi exemplify. Açıklamak, örneklemek anlamında kullanıyoruz. Exemplify. Evet. Şimdi bir diğer soru. Buyurun.
Evet. Var mı cevabını atamayan? Bir yardımcı olalım. Bir yardımcı olalım. Bir oradan cevapları uzatalım. Birinci soru için var mı cevabını hemen? Arkadaşlar, şimdi soru yazarı bir Türk. Senin ciğerini biliyor. Diyor ki çevresel zorluklar büyüktür. Ama bunlar daha da baskı, daha da yüksek hale gelecek. Daha da pressing, bizi baskı altına alan bir hale gelecek. Biz artan gıda talebini karşılamaya çalıştıkça. Demek ki artan bir gıda talebi varmış. Teşekkürler Semih. We will likely have, bizim diyor 2 milyar daha nüfusa sahip olacağız yüzyılın ortasına geldiğimizde. Yani 9 milyardan fazla olacağız demiş. Şimdi arkadaşlar, eğer sadece şöyle bir eski öğrendiğiniz tekniklerle başlık sorusu çözüyorsanız bu IELTS'te işe yarar, TOEFL'da yarar, YDS'de gol yersin. Eskiden bakın biz IELTS'te nasıl anlatıyoruz? İlk iki cümleyi oku, son cümleyi oku, arada kolay kolay fikir değişmez, cevabı bulursun. Bu yaklaşımı duyan kaç kişi var? Ya ilk iki cümleyi oku, orada topic sentence ve controlling idea vardır. Konu ve odak noktası vardır. Ya da konu, alt konu vesairesi vardır. Ama bir de son cümleye bak, arada but vesaire şu bu yoksa kolay kolay değişmez. İşte soru yazarı bir Türk. İlk bölümü okuduysan A şıkkı. A şıkkı genelde bakın Türkçe paragrafları da öyle. Bu yanlış değil. Bu doğru bir yaklaşım. Ama YDS'de hedefin 80'le üstüne not almaksa yani bu sana yetmez. Tamamını okuman lazım. Bakınız çevresel problemler. Al işte ilk cümle timsah gibi ağzını açmış ama değil. Ya da tarımın doğal dünya üzerine etkisi. Niye bu ikisi cevap değil? Çünkü battan önce, battan sonra. Teoman şarkısı gibi. Senden önce, senden sonra diyor. Ama diyor, büyük nüfus artışı tek sebep değildir daha çok yiyeceğe ihtiyaç duymamızın. Zenginliğin artması da özellikle Çin ve Hindistan'da itici bir güçtür diyor. Zenginliğin artması da. Ki bu artırmaktadır diyor. Mısır, soya ve daha çok işte ne için? Büyükbaş hayvanları, domuzları, tavukları beslemek için demiş. Eğer bu trendler devam ederse, trend dediğimiz bu işte nüfus artışı ve artan zenginlik devam ederse, dünya nüfusu ve zengin diyetler bizim iki katı kadar ürüne ihtiyaç duyacaktır, gerektirecektir demiş. Peki cevabımız Edirne olur mu? Edirne niye olmaz? Bat'tan sonra da zenginlik artışını anlatmış. Bakınız Bat'tan önce A ve B var. Bat'tan sonra Edirne var. Peki cevabımız C mi D mi? C mi D mi? Büyüyen, artan nüfus ve onların yiyecek ihtiyacı mı? Yoksa dünya çapında iki ana itici güç, trend. Peki size bir soru. Hocam ben buna Denizli diyecek idim. Vallahi billahi aklıma geldi. Ama bu yeşille çizdiğiniz trend kelimesine gıcık olup demedim diyen kim var? Trend kelimesi deyince biz trendyol.com, yani biz trend deyince moda. Hocam işte hani trend, işte çay içmek trend değil. Hocam çok banalsin. Neden kafi içmiyorsun ve şöyle yani kolun alçıda gibi gezmiyorsun? Biz trendi sadece akım diye öğrendiysek hapı yuttuk. Dikkat et. İki ana sebep. Bakınız bizim için trend kelimesi drive, dürtü, güdü, cause, sebep anlamında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Peki Ceyhan niye olmaz? Artan nüfuslar ve onların yiyecek ihtiyacı. Bakınız bu da Bat'tan sonra. Bat'ın Anadolu yakasında. Şurası A, B Avrupa yakasında. D ve E Anadolu yakasında kalmış. İki tarafı birden birleştiren hangisi? Cevabımız Denizli oluyor. Peki yazarın amacı ne? Yazarın amacı A şıkkı niye doğru değil? A şıkkı niye doğru değil? C'yi eledik. Peki A niye doğru değil? Cost, artan maliyeti. Ana amacımız artan üretim maliyetleri mi? Mazot olmuş işte 17 lira,
onu mu anlatıyor? Değil. Peki Bolu niye olmaz? Çin ve Hindistan'ı uyarmak. Bunların artan talepleri konusunda uyarmak değil. Peki Ceyhan niye değil? Çözüm bulmak. Çözüm bulmak şeklinde kullanıyoruz. Come up with solutions. Artan talebe çözüm bulmak. Peki Denizli mi Edirne mi cevap? Hangisi? Sınırlı kaynaklar hakkında farkındalık uyandırmak mı? Yoksa gıda talebine yol açan şeylere dikkat çekmek mi? Cevabımız Denizli olacak. Draw attention diyoruz. Peki. Şimdi bu paragraf arkadaşlar bizim için tamamen bir dikkat sorusu. Tamamen bir nedir? İşte bütünü görebiliyor muyuz sorusu. Mantığı net mi arkadaşlar? Evet. Şimdi size bir saat içerisinde arkadaşlar paragrafta başlık ve amaç sorularındaki doğru yaklaşımları anlatmaya çalıştım. Burada başlığı zorlaştıran şey ne oluyor arkadaşlar? Özellikle başlıkta geçen kelimeleri çok iyi bilmemek ya da paragraftaki şu düşünce geçişlerinin bu genelinin sorulduğunu bilmemek. Tamam, biraz daha böyle bakmamız lazım. Çeviri için YÖK dil öncesinde çok dar zamanda bir şey yapmanızı çok tavsiye etmem. Çeviri için arkadaşlar. Yani ama eğer uzun vadede ben çeviriyle ilgili bir şeyler yapayım diyorsanız mesela bizim 100 okuma kitabının kendisi var, çevirisi var. Örnek çıkmış soru çözümleri sizin çok işinize yarar. Oradan daha rahat bakarsınız. Ama çeviri kısa vadede hemen çözebileceğiniz bir sorun değil. İyi çeviri yapmak da iyi soru çözdüğünüz anlamına gelmiyor. Tamam, aklınızda bulunsun. Efendim, bu soru tipi YÖK dilde var. YÖK dilde olmaz olur mu? Yazarın amacı vesairesi gelebilir. Peki, şimdi bir ara veriyoruz. Bir 10 dakika ara vereceğiz. Aradan sonra arkadaşlar yine başlık sorularıyla ve yazarın amacı sorularıyla devam edeceğiz. Uygulama yapacağız. Buyurun, 10 dakika ara. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sağ olsun Bülent Bey imdada yetişti. Hemen geldi. Ses ve görüntümüz net mi? Bir düzeltmeler yaptık. Kamerada da yeni kameraya da geçiş yaptık. Çünkü o çok fazla aldığı için. Evet, şu anda ses görüntü net olduğu için daha rahat geliyoruz. Evet, soru varsa hocam buradan yazabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Değerlerine bakalım. Sağ olun. Sınav öncesinde arkadaşlar yapmanız gereken en önemli birinci iş 2021'deki önce çıkmış soruları çözmek. Çıkmış soruları arkadaşlar biz sisteme yükleyeceğiz. Oradan indirip PDF olarak indirip siz çözebileceksiniz. 2021 fen, sağlık, sosyal onları ekleriz. Oradan soruları çözebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Ders müfredatımız belli mi? En başından belli arkadaşlar. Hangi gün ne yapacağımızı ben kamp programında tek tek yazmıştım. Her gün farklı bir içerikle gidiyoruz ve dedik sınava en az bir hafta kala soru türlerinin hepsine bakmış olacağız. O yüzden dün ve bugünü okuma sorularına ayırdık. O şekilde ilerliyoruz. YÖK dil için E deneme olacak mı? Hayır, şu anda sınav normal sınav olduğu için E denemeye gerek yok. Normal sınavlar var, onlara bakabiliriz. Peki. Evet, arkadaşlar, saç için de hiçbir şey kullanmıyorum. Varsa tavsiyeniz onu da alalım. O sorular da geldiği için onun da cevabını vermiş olalım. Peki, şimdi arkadaşlar, başlık sorusundayız. Buyurun, burada ikinci soruya dikkat eder misin? Paragrafta geçen kelimenin eş anlamlısı nedir? Paragrafta yazan bu kelimenin eş anlamlısı nedir diye bir bakar mısınız? Buyurun, size bir dakika süre.
Evet, arkadaşlar önce parçaya bakalım. Nijerya'daki Yoruba halkı kendi kasabalarını iki şekilde sınıflandırıyor. Classify kelimesi in ile gelebilir, into ile gelebilir. Yani gruplara ayırır, sınıflandırır derken iki şekilde ayırıyormuş. Bunlardan birincisi kalıcı kasabalarmış ki bunlara ilo deniliyormuş. Bir de halbuki oysa bir de ne varmış? Geçici yerleşimler varmış. Permanent kalıcı, perma gibi. Saça perma yaptırıyorsun, kalıcı işlem, işte temporary geçici, tempo gibi geçici diyebilirsin. Ve bunlar da geçici yerleşim yerlerine de ABA adı veriliyormuş. İLO daha geniş olma eğilimindeyken bu ayrım ebat ayrımı değildir demiş. Yani ILO dediğimiz yerleşim yerleri daha geniş olma eğilimindeyken distinction ayrım ebat ayrımı değildir. Is not one of size. Buradaki one of nedir? İşte, ebat ayrımı değildir. Bazı ABA adı verilen yerleşim yerleri büyüktür. Halbuki bu küçülen ilolar declining, daha gerileyen ilolarda küçük ebatlı olabilir demiş. Peki but ama of purpose. Bakınız buradaki not but kalıbına dikkat ediniz. Ayrım noktası size ebat değil purpose amaç ayrımıdır. Bu iki yerleşim yeri ilu ve aba arasındaki ayrım nedir arkadaşlar? Amaçtır diyoruz. While the former, bunlardan birincisinin yani ilkinin daha uzun yani permanent kalıcı olanların daha uzun sürmesi beklenirken ikincisi sadece belirli bir süre kullanılır. Şuradaki last kelimesi endure, endure kelimesi arkadaşlar ya da işte survive, hayatta kalması ya da sürmesi span, take, zaman alması, daha uzun süreli kullanılması meant amaçlanırken bu adı geçenlerden ikincisi şu kalıbı ezberlemeden sınava gitmeyiniz. The former adı geçenlerden ilki demek, the latter adı geçenlerden ikincisi demek. O yüzden diyoruz ki birinci olanların daha uzun sürmesi beklenirken, bu amaçlanırken ikincisi adı geçenlerden ikincisinin sadece belirli bir süre için kullanılmaktadır diyoruz. Şimdi burada en iyi başlık hangisi olur? Nijerya'daki Yoruba halkına kısa bir bakış. Cevabımız A mı? Halkı mı anlatmış yoksa kasabaları mı? Bolu Yoruba halkının yerleşim tipleri, tarihi temelleri demiş, foundation temelleri, Denizli kısa bir bakış, geçici yerleşim yerlere. Bakın sadece geçici, E şıkkında da permanent, kalıcı kasabalar demiş. Denizli ve Edirne çok daha kapsamlı oluyor. Peki arkadaşlar, ikideki meant kelimesinin anlamı ne? Normalde mean kelimesinin arkadaşlar, bunun birinci anlamı neydi? Anlamına gelmek. Anlamına gelmek. Buradaki eş anlamlısı ne olur o zaman? İşte refer to. Refer to ya da be fiili, emizar. Bunun ikinci anlamı arkadaşlar planlamak, niyetinde olmak, kastetmek, intent. Bu da planlamak anlamında kullanılır ve niyetinde olmak. Niyetinde olmak ve kastetmek. Kastetmek şeklinde kullanıyoruz. Kasıt şeklinde kullanıyoruz. Onu kastetmedim. Onu demek istemedim. Kastetmek anlamında kullanabiliriz. Peki üçüncü anlamda arkadaşlar mean kelimesinin cimri, pinti anlamı var. Cimri. Dördüncü anlamı arkadaşlar mean'in anlamına gelmek, gerektirmek. Yani İşte ne diyoruz? YDS'den iyi not almak mean kelimesinin dört anlamını bilmeyi gerektirir
gerektirmek. İşte bu anlamı da require ya da involve, bunu içerir. Doktor olmak demek, nöbet tutmak demektir. Asker olmak demek, nöbet tutmak anlamı gerektirir diyoruz. Bakınız burada anlamı ne? Bakınız 1 ile 4 aynı olmadı. Birincisi atıyorum poor. Poor kelimesi fakir demek. Ne diyoruz arkadaşlar? Bunun eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Impoverished. Fakir kelimesi impoverished demektir. Anlamına gelir. Ama doktor olmak, işte gece çalışmak, nöbet tutmak anlamına gelir. Yani bu anlamına gelmek kelimesinin Türkçe'de birden farklı anlamı var. Bunun aynı olmadığına dikkat edelim. Require, gerektirmek anlamını bilelim. Peki, meant kelimesi. O zaman cevabımız intended. A şıkkı diyen kaç kişi var? A ya da B diyenler bir artı koyabilir mi? A ya da B diyenler. Ya ben bunu A ya da B demiştim. Bak burada hiçbir kabahatin yok. Hiçbir kabahatin yok. Kabahat yani burada bildiğin kadarını yapıyorsun. Bakınız YDS'den ve YÖKDİL'den birçok aday çok mutlu çıkıyor. Çok mutlu çıkıyor. Sadece hani yanlış yaptığı bir şeyin farkında olmamanın verdiği mutluluk. Burada bu ilk kasabaların daha uzun sürmesi, daha kalıcı olması planlanmıştır. Tanımlanmıştır değil. Bu da bir tanımlama yapılmıyor. Kasaba şehirlerin daha uzun süre last yaşaması planlanıyor. Mantığı bu. Tamam. Burada şehirlerin daha uzun süre last longer dediği daha uzun süre hayatta kalması planlanır. Daha uzun süre hayatta kalması tanımlanmaz. Değil mi? Tanımlamayla olmaz o iş. Şehir kuruyorsun. Tanımlama yapmıyorsun ki. Planlama yaparsın. Şehir kurması. Buradaki asıl mesele şu the former. Adı geçenlerden ilki yani kalıcı konutlar uzun sürmesi planlanmaktadır. Geçici olanların belirli bir süre kullanılması planlanmaktadır. O yüzden A ve B mean kelimesinin ilk anlamına göre doğrudur ama parçaya göre yanlıştır. Evet, alter değiştirmek demek. Elucidate bu kelime soruldu. Lucid açık, net, berrak demektir. Lucid açık, net. Mesela özellikle bu işte zihinsel olarak açık olmak ya da bazen Alzheimer hastaları bazen çok iyi hatırlıyor, bazen hiç hatırlamıyor ya. İşte o net olduğu durum lucid, açık, net. Elucidate, açıklamak demek, açıklamak. Eş anlamlısını yazalım. Explain, açıklamak diyoruz. Account for, clarify, açıklamak. Arkadaşlar ikinci soruyu mesela ben sınav için ne demiştim? Siz sınavda işe yaparken Allah aşkına soruya artı, eksi ya da soru işareti koymayın. Yap geç, at geç, bekleme yapma. Yaptım zannettiğinden gol yiyebilirsin, yapamadım zannettiğinden doğru bir yorumla doğru yapmış olabilirsin. Ve boş yere vakit harcarsın. Tamam, süren artarsa her soruya objektif bir gözle diyeceksin ki ya ben ikiye A demiştim de bir dakika refer tanımlamada gelir. Burada bir tanımlama var mı? Mesela burada bir tanımlama var mı? Yok. Burada ne yapması? Daha uzun süre kullanılması planlanır. O yüzden niyetlenilir. Niyetinde olmak. Intent, planlamak, niyetinde olmak. Cevabınız Ceyhan oldu. Alter, değiştirmek, alternatif kelimesi buradan geliyor. Alternatifi değiştirebileceğimiz, ikame edebileceğimiz hali. Evet, geçiyorum. Buyurun, buyurun sevgili dostlar. Çok güzel bir soru daha. İki dakika süre. Üstüne de büyük harfle yazalım. T-I-I diye. İki dakikanız başladı.
Evet arkadaşlar. Cevabımız ne olsun? Birinci soruda en iyi başlık ne olur? Arkadaşlar cevaba E demenizi bekliyorum. E demediyseniz cevaba Denizli demenizi bekliyorum. Denizli'de demediyseniz cevaba Ceyhan demenizi bekliyorum. Hangisini dediniz? Cevap C mi, D mi, E mi? Ne dediniz? Hemen bir yazar mısınız arkadaşlar? Cevaplarınızı bir göreyim, bir göreyim. Cevabınız oldu. Teşekkürler. Elinize sağlık. Peki. A şıkkı yok mu? Sağlığa faydaları nedir diye. Ha, cevabımız Bolu da. Ben siz ne dediniz? Onu merakımdan soruyorum sadece. Soru yazarı bir Türk. Unutma. Peki. Senin ciğerini biliyor. Cevap Bolu da. Şimdi sen ne dedin? Onu merakımdan sordum. Yanlış anlama yani. Peki. Arkadaşlar yani soru yazarı senin hangi şıkkı nasıl düşünüp ne yaptığını sorar. Şimdi tek tek anlatayım. Nasıl olduğunu anlatayım. Hani anladığın zaman gardın nasıl düşüyor, nasıl tehlikeli bir hale geliyorsun ve hani ben bunu yaptım derken nasıl yapamadığını fark etmiyorsun. Bak anlatayım da daha rahat bir şekilde gör. According to a new review. Review kelimesi arkadaşlar yeniden değerlendirme. Yeni bir değerlendirmeye göre neyle ilgili? Studies. Diyoruz ki koşmak ve sağlıkla ilgili çalışmalar hakkındaki yeni bir değerlendirmeye göre diyor ki ey okuyucu burada studies yok. Buradaki çalışmaların yeni bir değerlendirmesine göre koşmak ne diyor? As few as. Haftada 5-6 mil kadar az koşmak. Buradaki few az. 5-6 mil kadar az koşmak büyük ölçüde sağlığımızı geliştirebilir. Az koşmak iyidir diyor. İkinci cümlede diyor ki maksimum faydalar oldukça düşük dozlarda gelir diyor. Koşmanın faydası, maksimum faydası en düşük dozda geliyor gibi görünüyor demiş Dr. Carl Levy. Kimmiş bu? İşte şu hastanedeki uzmanmış. Peki, as little as, bir ila iki koşu kadar az, as few as little as. Haftada 1-2 koşu kadar az veya 3 ila 6 mil kadar az veya diyor saatte 1 saatten az olması oldukça faydalı olabilir. Bakınız ne diyor? Az koşmak az iyidir diyor. Az koşmak iyidir diyor. Ancak bir üst limit olmalıdır diyor. Üst limit olabilir diyor. Ne için? Arzu edilen eğer amacınız sağlığı geliştirmekse bir üst sınır olmalıdır diyor. Bazı kanıtlar gösteriyor ki yoğun bir şekilde, gayretli bir şekilde her gün diyor, her gün koşmak sizin kalp problemi ve koşmayla alakalı yaralanma ve engelli olma riskinizi artırabilir diyor. Çok fazla koşmak sizin riskinizi artırabilir diyor. Peki A şıkkı koşmanın faydaları nelerdir? Sizce bu paragraf bize sadece koşmanın faydaları, gülen yüz, artılarını mı anlatıyor? Hayır. Ne diyor? However'dan sonrası hiç yok. Fark ettin mi? Ama diyor çok koşma diyor. Çok koşma. Üst limit olmalı diyor. Peki cevap ne? Bolu. Az iyidir, fazlası kötüdür. Ne kadar koşmak en iyisidir? How much? Parça bize sadece miktar vurgusu yapıyor. Fark ettiniz mi? As little as, as few as. Şu kadarcık az koşmak bile iyi gelir gözüm diyor. Peki C şıkkına bakar mısınız? C şıkkı demenizi bekliyordum. Şaşırtıcı bulgular. Hocam ben çok şaşırdım. Vallahi hiç beklemiyordum. Ben tam tersini düşünüyordum. Diyen kaç kişi oldu C şıkkı? Ben buna çok şaşırdım diyen. Sana fikrini soran yok. Sen nasıl hissettin diyen bir Allah'ın kulu yok. Bulgular olsaydı, buradaki S takısı olsaydı ne olurdu?
Another işte surprising fact. Bir diğer şaşırtıcı gerçek şu ki, nerede? Var mı ikinci bir şaşırtıcı gerçek? Ya da surprising olması için although, even though bunların bir şaşırtması lazım. Peki Denizli'ye bakınız. Düzenli koşu yapmanın artıları ve eksileri. Paragraf bize düzenli koşu yapmayı anlatmıyor ki. Koşu yapmak ne kadar olmalı diyor, onu anlatıyor. Düzenli koşu yapmanın artısı eksisi değil. Edirne niye değil? Parçada ikinci bir çalışma yok ki. Parça daha önce yapılan çalışmaların değerlendirmesi, review'ı. Mantığı net mi arkadaşlar? Vay be, anladığım parçadan yediğim gole bak. Şimdi biraz daha net mi? Uzaktan oku, tamamını oku, paragrafın tamamını niye yazmış bu yazar? Bu kolay bir soru değil. Peki. Buradaki arkadaşlar daha önceki çalışmaları parça anlatıyor mu? Best title dediğiniz anda o zaman bize E şıkkı cevap olacaksa koşmak ve sağlık hakkındaki çalışmalar dediğiniz anda birinci çalışma şu, ikinci çalışma şu, üç deyip bize bir sıralama listeleme yapması lazım. Bakınız Ceyhan'da bulgular, şaşırtıcı bulgular. Şuna çok şaşırdık, dahası buna şaşırdık, bir de buna şaşırdık. Hani az önce dersin başına demiştim ya, işte sebepler, sonuçlar, etkiler, nerede buller, nerede bunlar? Anlatabiliyor muyum? Ler ve lar nerede? Evet, geldik ikiye. Strenuously kelimesi nasıl olabilir? Koşmak demiş ya, buna A mı dedin, B mi dedin? A mı dedin, B mi dedin? Burada çünkü bir baktın koşmak nasıl olabilir? Ya yavaş koşmak olur dedin ya da hastily, aceleci bir şekilde çabucak koşmak ama cevabımız güçlü, gayretli, canlı bir şekilde. Vigorous, canlı, güçlü bir şekilde. Güçlü bir şekilde yürümek, koşmak şeklinde kullanabiliyoruz. Properly, düzgün bir şekilde. Bu da explain demişiz. Açıklamak, bu da fazladan kalmış. Bunu eleyelim. Peki arkadaşlar, burada bakınız özellikle başlık sorusunda uzaktan baktığınızda şöyle düşünmenizi istiyorum. Paragrafı tam ortadan bölen bir var mı? Ekvator gibi ortadan bölen bir şey. Az koşmak iyidir yukarıda. Fazla koşmak kötüdür. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Ne kadar koşmak iyidir? Cevabımız bol oldu. Arkadaşlar şurada da diyor ki bizim yaralanma riskimizi artıran şey aceleyle koşmamız değil. Bakınız burada fazla. Şimdi üst limit olmalı diyoruz ya. Üst limiti bize acelecilik değil, yoğun, güçlü, çok fazla olması anlatır. Hasty aceleyi anlatır. Vigorous gayretli, güçlü, yoğunluğu anlatır. O yüzden bolu olmaz. Mesela acele değil, upper limit, üst limiti anlatan bir kelime olması lazım. Evet, geçiyorum. Buyurun size bir paragraf, iki soru daha, benden size 2 dakika.
Evet arkadaşlar, cevapları alabilir miyiz? Sizce burada cevabımız ne olsun? Evet, birinci soru arkadaşlar, bir ne olacak? Peki, şimdi arkadaşlar bir de diyoruz ki behavior bizim nasıl diyor zorlu öğrencilerle baş ettiğimiz, bakınız challenging children, zorlu, meşakkatli, zorlayan, sorun çıkaran çocuklarla nasıl ilgilendiğimiz hala köklerini nereden almaktadır? Remains rooted demiş ya, remains yerine is diyebiliriz. Kökleri hala 20. yüzyıl filozofu Skinner'in felsefesinde dayanmaktadır. Kökleri orada yatmaktadır. Hangi felsefesi philosophy that insan davranışının sonuçları tarafından belirlendiği felsefesine dayanmaktadır ve kötü davranışın cezalandırılması gerektiği felsefesine dayanmaktadır. Bakınız şuradaki philosophy that ifadesine dikkat ediniz. Nokta nokta olduğu felsefesine dayanmaktadır. İnsan davranışının sonuçları belirler ve kötü davranış cezalandırılmalıdır felsefesine dayanmaktadır. 2011-12 yılında Amerikan okulu, Amerikan Milli Eğitim Bakanlığı 130 bin ne yapmış? Expulsion, okuldan atma, 7 milyon uzaklaştırma öğrencisine ceza vermiş bu kadar ilk ve orta derece okullarda. Yani 1 for every 7, 1/7 her 7 çocuktan birine ceza vermişler. 1/7 olmuş. Dahası a quarter of a million, 250 bin yani milyonun çeyreği kadar da dayak cezası varmış her sene. Milyonun çeyreği, quarter çeyrek demek. Ama diyor, ama bak şimdi bu battan önce battan sonra paragraftaki düşünce akışına dikkat et. Ama psikolojik araştırmalar gösteriyor ki sonuçları çözmek şöyle dursun. Far from kelimesi bakınız çok daha ötesinde. Far from yerine bakınız şu kalıp olabilir. Let alone. Let alone şöyle dursun demek. Şöyle dursun. Sorunları çözmek şöyle dursun bir yana. Sorunları çözmek bir yana. Tam tersine ne yapmış arkadaşlar? Şöyle dursun bir yana diyoruz. Bu standart disiplin metotları onları daha da exacerbate. Exacerbate demenin tam Türkçesi worsen, kötüleştirmek, azdırmak. Problemleri daha da kötüleştirmiştir diyor. Bakınız buradaki far from çocukların davranış problemlerini çözmek şöyle dursun. Çok uzağında kaldı. Bunları çözmenin çok uzağında kalan bu standart metotlar onları sıklıkla daha da kötüye götürdü. Bu metotlar sacrifice, feda etti, kurban etti. Neyi kurban etti? Uzun vadeli hedefleri kısa vadeli kazançlara feda etti. Uzun vadeli hedef neymiş? Davranışın kesin olarak düzelmesi hedeflerini, sınıftaki anlık sessizlik, anlık huzur kazancına feda etti, heba etti, kurban etti. Sacrifice, feda etmek, kurban etmek anlamında bir kelime. Peki, bu parçanın en iyi başlığı ne olur? Amerikan eğitim sistemi krizde, Amerika bizi kıskanıyor. Evet, Amerikan eğitim sisteminin krizi mi? Değil. Amerikan okullarının da davranışı nasıl geliştiririz? Önce bir, herkese dayak, iki, sıra dayağı. Nasıl? Yok. Cevabımız davranış yönetimi. Faydadan çok zarar. Faydadan çok zarar şeklinde kullanıyoruz. Denizli okullarda disiplin hedefleri. Bu da Skinner'in felsefesine kısa bir bakış. Odak noktamız bunun felsefesi değil. Okullarda davranış yönetiminin faydadan çok zarar getirmesi. Battan önce, battan sonra diyoruz. Peki. Exacerbate kelimesine arkadaşlar cevaba C diyenler ve artı koyabilir mi? Ya da A diyenler ve artı koyabilir mi? Cevaba A ya da A ya da C diyenler şöyle düşünebilir. A dediysem niye C olmasın? Yani bu problemleri azaltıyorsa çözüyor demektir. Burada ikisi de artı anlam katar bu parçada. İkisi de artı anlam katar.
Peki Denizli diyen yok mu buna? Denizli problemleri önlemek diye. Problemleri önlemek. O zaman C de olurdu. D oluyorsa C de olur. Explain de açıklamak, bu nötr. Cevabınız bulun. Promote kelimesi increase, artırmak. Problemleri çözmek şöyle dursun. Let alone solving the problems. Let alone dedik. Çözmek şöyle dursun. Problemleri çok daha artırır, kötüleştirir dedik. Promote kelimesinin arttırmak anlamını daha önce duymamıştım diyenler bir artı koyabilir mi? Promote'u ben sadece pazarlamak diye biliyordum, terfi ettirmek diye biliyordum, terfi, görevde yükselmek diye biliyordum diyen soru yazarı da senin böyle bildiğini biliyor. Unutma. Promote kelimesi arkadaşlar bir, terfi ettirmek. Birisini işte öğretmeni müdür yapmak, işte müdürü il Milli Eğitim Müdürü yapmak veya il Milli Eğitim Müdürünü işte müsteşar yapmak gibi. Birinci anlamı terfi ettirmek. İki, adeta pazarlamak, promosyon, market, pazarlamak anlamı var. Promote. Üçüncü anlamı arttırmak. Arttırmak, şiddeti arttırmak, savaşı arttırmak, krizi arttırmak, terörizmi arttırmak. O anlamda teşvik etmek, desteklemek diye de düşünebilirsiniz. O anlamda teşvik etmek, desteklemek anlamında da düşünebilirsiniz. Mantığı net mi? Yani desteklemek anlamı olur, teşvik etmek anlamı olur ama suçu, şiddeti teşvik etmek, artırmak anlamında olur. Peki, geçtim. Exacerbate, azdırmak, kötüleştirmek, worsen. Bunun eş anlamlısını yazalım çünkü sınavda iki defa cevap oldu. Deteriorate kelimesi. Daha da deter ol, beter ol diyoruz. Deteriorate kelimesini biliyor muyuz? Deteriorate. Kötüleşmek. Decline. Kötüleşmek. Get worse. Daha da kötüleşmek anlamında kullandığımız kelimeler. Worsen diyoruz. Bu yazdığım kelimelerden çok ekmek yersin. Haberin olsun. Pardon. Let alone kalıbının, let alone kalıbını gördük mü? Problem, let alone solve the problems, çözmek şöyle dursun. Far from ve let alone kalıbına bir yıldız koyar mısın? Şöyle dursun anlamında. Yoksa let izin vermek, let alone yani yemek yapmak şöyle dursun, yumurta kıramam gibi düşünebiliriz. Soru 9. Arkadaşlar şöyle bir parçamız var. Bu parçadan birden fazla soru çözeceğiz. Bir saniye. Şurada iki tane doğru cevap var. Bir tane değil. Parçaya göre hangileri arkadaşlar yanlıştır? Burada iki tane seçenek doğru. Hani which of the following? Burada iki seçenek var. Onları bulalım. Şöyle bakmanızı istiyorum. Hani A şıkkı doğru mu, yanlış mı? True mu, false mu? Yani A doğru mu, yanlış mı? B doğru mu, yanlış mı? O şekilde bakınız, tamam. Doğru mu, yanlış mı diye tek tek seçeneklere bakıyoruz. Bakalım seçenekteki kıymetli kelimeyi görebiliyor musun? Paragrafla doğru eşleştirebiliyor musun? Buyurun, size 2 dakika süre.
Evet, paragrafı bir takip ediniz. Carol Dweck adlı kişiye göre kişiler neymiş, yeteneğin nereden geldiği konusunda bir değerlendirmeye tabi tutulabilirmiş. Bizim için olayımız şu. Bazı insanlar, şu anda ismini vermek istemiyorum, bazı insanlar başarının based on, neye dayandığını düşünürmüş, innate ability. Innate ability ne demek? Doğuştan gelen innate, natal, doğumla alakalı doğuştan gelen yeteneğe dayandığına inanmaktadır. Bu kişilerin neye sahip olduğu söylenir, sabit, fixed zeka teorisine sahip olduğu. Yani bir adam zeki ise doğuştan zekidir, sabit bir zekası vardır diyor, sabit bir zeka teorisine sahip olduğu söylenir. Bunlar birinci grup bazıları. Others, diğerleri, öte yandan diğerleri, kimmiş bu diğerleri? Onlar da diyormuş ki, believe, inanıyor. Diğerleri de başarının the opposite, tam zıt bakış açısına sahip olduğunu inanıyormuş. Ki bu neyi içermektedir? Involve, içermek, mean, anlamına gelmek. Neyi içerir? Çok çalışmayı içerir, öğrenmeyi kapsar, eğitimi kapsar ve doctness'ı kapsar diyor. Çok çalışma, öğrenme, eğitim ve tahta. Ve tahta değil, yani bunun da training, eğitim, öğrenme, çok çalışmayla alakalı bir şey olduğuna inanıyormuş. Bunların da, bu kişilerin de growth, büyüme veya incremental, artış teorisine sahip olduğu söyleniyormuş. Bir tarafta innate, doğuştan gelen diyormuş. Öteki tarafta da ne yapıyormuş? Incremental, gelişme, büyüme anlamında buna inananlar varmış. İki ana grup var. Peki, şimdi bu kadar okuduğumuz yere göre in addition demiş. Ek olarak demiş, bu ekleme kısmında biraz beklemek istiyorum. Ekleme kısmında bekleme yapmak istiyorum. Evet, ekleme yapma. Şimdi, A şıkkı doğru mu yanlış mı? Başarı sadece kalıtsal zekaya dayanmaz. Alone kelimesi sadece kalıtsal zekaya dayanmaz. Doğru mu? Evet. True. Bu doğru. Evet. Demek ki bazıları böyle, diğerleri böyle diyor. Arkadaşlar bu konuda ben sizi uyardım. Derslerimizde reklam ve kötü espri bulunmaktadır diye. What can I do sometimes? Yani ben aynı kötü espriyi size aynı anda aynı yerde yapabilmek için neler çekiyorum sen biliyor musun? Ben bu dersi 29 Ocak EYDS kampı için de yaptım. Aynı yere denk getirmek için ne kadar çok uğraştım. Düşünsene yani espri kaçacak, hak geçecek, bunlar donmadı. Adam donma yani olmaz. Peki arkadaşlar geldik İbolu'ya. It is hard to classify people. İnsanları diyoruz sınıflandırmak zordur demişiz. Peki sınıflandırmak zor mu değil mi? It is hard to classify demişiz. İnançları bakımından sınıflandırmak zordur demişiz. Can be placed. Bunlar sınıflandırılabilir demiş. Burada arkadaşlar bir sonraki cümleyi bir okuyalım. Diyor ki burada biz diyor bireyler hangi mindset'e sahip olduklarını bilemeyebilirler demiş. Ama zordur'u tam destekleyeceğimiz bir şey yok. Burada diyoruz ki şurada tam olarak bilmeyebiliriz demiş ya, tam olarak farkında olmayabiliriz. O yüzden buradaki hem Bolu'nun hem de Ceyhan'ın cevabını veriyor. Yani bunları sınıflandırmak zordur ifadesi tamamen yanlış diyemeyeceğiz. Çünkü hangisine sahip olduğumuzu her zaman bilmeyebiliriz. Her zaman farkında olmayabiliriz. Ama davranışlarıyla bu belirli olabilir demiş. Davranışlarıyla ayırt edilebilir. Burada sınıflandırmak zor olabilir. Her zaman hangi mindset'e sahip olduğumuzu bilmek zordur demiş. Bakınız bu üçü doğru. Her zaman farkında olmayabilir. Bu not necessarily kelimesi illaki her zaman böyle değildir diyor ya. Not necessarily demek ki her zaman böyle değil. Bunu her zaman sınıflandırmak bu kadar kolay değil. Farkında olmayabilir. Peki okumaya devam. Şu aşağıdan okumaya devam.
Ama diyor onların bakış açısı, mindset, zihin yapısı, zihin yapısı, onların zihin yapısı ayırt edilebilir based on davranışlarını baz alarak. Özellikle diyor başarısızlığa karşı tepkilerinde bu barizdir. Yani zeka teorisine yaklaşımları da başarısızlığa karşı yaklaşımlarında bellidir. Sabit bakış açısı olan kişiler dread, korkar. Bakınız dread kelimesi korkmak demek. Başarısızlıktan korkar. Çünkü bu onların yeteneği üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Halbuki growth, gelişme, ilerleme bakış açısına sahip olanlar umutsamazlar veya korkmazlar başarısızlıktan. Çünkü onlar performanslarının improved, geliştirilebileceğini fark ederler ve öğrenmenin başarısızlıktan geldiğini kabul ederler, fark ederler. Sabit bakış açısı olanlar başarısızlıktan korkuyor ama gelişim bakış açısına sahip olanlar korkmuyor veya umutsamıyor. Çünkü bu geliştirilebilir performansımız veya öğrenme başarısızlıktan gelir. İşte sizin YDS ve YÖKDİL'de nedir? Growth, büyüme, gelişim, tekamül bakış açısına sahip olmanız lazım. Arkadaşlar Denizli'ye bakar mıyız? Sabit bakış açısı olan bireyler daha çok başarısız olur demiş. Bakınız bu bizim için yanlış. Bu niye yanlış biliyor musunuz? Şu kelime, başarısızlıktan korkarlar diyor, korkmak. Bunlar ne kadar başarısız olur buna dair bir bilgimiz yok. Korkmak diye yazalım, korkmak şeklinde. Bakınız ne kadar başarısız olduğunu bilmiyoruz. Ama başarı korkuları daha fazla. Şuradaki fail, başarısız olur ifadesi yanlış. Peki, bu iki bakış açısı diyor, önemli bir rol oynar kişinin bütün yaşam yönlerini etkilemekte. Ve Dweck diyor ki, gelişim bakış açısına sahip olmak bir kişinin daha az stresli yaşamasına yardımcı olur. Diyor ki, eğer daha gelişim, ilerleme bakış açısına sahipsen, daha az stresli yaşarsın. Hatta şöyle bir söz var ya, I never lose. Bunu yazayım, benim de çok sevdiğim bir laftır. I never lose. Ben asla kaybetmem. Either I win, ya kazanırım, or I learn demiş. Kim demişse şu anda bilmiyorum ama hakikaten çok güzel bir söz. I never lose, asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim demiş atalar. Burada da growth, gelişim, tekamül, YDS'nin bir ilerleme, bir sindirim, çayın demlenmesi vakası olduğunu kabul edersen çok daha ileriye doğru gidebileceğini bilirsin, kendini aşağı çekmezsin. Edirne'ye bakalım. Diyor ki, sabit bakış açısı olanlardır. Ne yapan? Rather than growth mindset. Rather than not demekti. Sabit bakış açısı olanlar daha az stresli yaşar demiş. Yanlış. Sabit bakanlar değil, gelişim bakış açısı olanlar daha az stresli yaşar. Bakınız buradaki rather than yerine ne gelebilirdi? Rather than yerine gelebilirdi? Instead of. Evet, oraya instead of ya da not şeklinde kullanabiliyorduk. Sabit bakış açısı olanlar daha az stresli yaşar demiş. Halbuki kıyaslamanın yönüne bakarsak bu yanlış diyoruz. Yani Denizli ve Edirne bizim için yanlış oldu. Bakınız olmayan kıyaslama demiştim ya dün. Olmayan kıyaslama bizim milli çevirecimizdir. Burada parçada diyor ki gelişim mindset'i daha az stresli bir yaşama fayda sağlar. Ama E'de fix olanlardır kişinin daha az stresli yaşamasını sağlayan. Şuradaki rather denli kısım ne yapıyor? Bize yanlış diyoruz. Peki. Geçiyoruz. Nelson Mandela mı demiş bunu? Kemal Hocam diyor. Teşekkürler. Ya kazanırım ya öğrenirim. Şimdi arkadaşlar burada bu parçada insanlar yeteneklerine göre iki yerde demiş ya. Sizce burada yazarın amacı ne? İşte bir sabit bakış açısı olanlar var doğuştan gelir diyor. Bir de diğerleri var çok çalışmayla gelir falan diyor.
Buyurun, bu soruda yazarın amacı ne? Evet, A şıkkı timsah gibi ağzını açmış bekliyor. Bir kimse nasıl değiştirebilir kendi görüşlerini? Arkadaşlar, nasıl değiştireceğimize dair bir şey var mı? Önce durumu kabul et, sonra artısını eksisini tart, sonra yeni yaklaşım benimse. Değil. Peki koğuşun uyarmak, iki yaklaşımın da eksileri konusunda uyarmak, dalga geçmek, sabit bakış açısı olanlara ve korkularıyla dalga geçmek, aa korkuyor, korkuyor, öyle bir şey yok. Refüyü çürütmek, negatif etkisi olduğunu çürütmek, cevabınız Edirne, okuyucuya iki yaklaşım hakkında bilgi vermek. Cevabımız Edirne oldu. Şimdi biraz daha net miyiz? Yazarın amacı, başlık, bakınız. Güzel, güzel. Parçaları özellikle çeviriyorum ki yaklaşım otursun. Buyurun size iki soru. Şu iki kelimenin parçadaki anlamı ne olabilir? Parçadaki iki kelimenin anlamı ne olabilir? Bir dakika süre. Evet, burada arkadaşlar doggedness sıkı çalışma içerir. Sıkı çalışmak anlamına gelir. Mean anlamına gelir. Öğrenmek, eğitim ve arkadaşlar iki numara ne olacak? İki B dedik burada. Bakınız determination, azim, kararlılık anlamına gelir diyor. Bakınız burada kelimeleri yazalım. Resentment, alınma, gücenme anlamında bir kelimedir. Encouragement kelimesi, teşvik, cesaretlendirme, cesaretlendirme demektir. Teşvik, cesaretlendirme. Procrastination, dün konuştuk, öteleme, erteleme anlamında bir kelimeydi. Determination kelimesi, azim, kararlılık. Milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyor atamız. Justification, açıklama, gerekçelendirme diyoruz. Gerekçelendirme. Evet. Cevabımız determination, eğitim ve azim, kararlılık diyoruz. Geldik C'ye, 3'e. Incremental ne demek? Büyüme, bakın şuradaki or kelimesi de cevabı veriyor. Or, gelişim veya büyüme, artış teorisi. O zaman increasing diyeceğiz. Heartening. Arkadaşlar buradaki hearten ifadesi buradaki bolu şuradaki bolu ile eş anlamlı. Buradaki ceyhan buradaki c ile eş anlamlı. Bakınız ne yapıyoruz? Postpone anlamında. Yani bu c'ye eşit. Bu da yukarıdaki b'ye eşit. Deterrent kelimesi iki defa cevap oldu. Hem yazılı sınavda hem de arkadaşlar normal sınavda deterrent kelimesi bakınız caydırıcı, hani engelleyici anlamında kullanıyoruz caydıran. Permissible kelimesi bu da sınavda doğru cevaptı. İzin verilen sınırlar. Hani yasal izin verilen sınırlar anlamında kullanıyoruz. Peki, postponed, ertelenmiş anlamında kullanıyoruz. Permissible, peki saatimiz 34 geçiyor. Arkadaşlar
Burada da kelime anlamı ne olabilir derken solunda sağındaki kelimelere, oradaki bağlaçlara bakarak bir şeyler çıkarmamız gerekiyor. Evet, az sonra arkadaşlar yine soru çözerek devam edeceğiz. Bunları tek tek analiz edeceğiz. Aha, net size fikir vermesi için. Şimdi bir 10 dakika aradan sonra son seansta beraberiz. Evet, Vivaldi İstanbul'da. Şarkı öyle gidiyordu, çok da güzeldi ama her güzel şeyin sonu olduğu gibi şarkının da bir sonu var. Ve hemen arkadaşlar başlayalım. Biz başlık sorularıyla devam edelim. Ve kelime anlamı, yazarın amacı, tonu bunlara detaylı bir şekilde bakalım istiyoruz. Evet, arkadaşlar bu başarıya giden notalar. Geçen yıl işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öğrencilere 2020'de pandemide destek olsun diye bir seçki değerleyip arkadaşlar koymuştu. Benim de çok hoşuma gittiği için hala onları dinliyorum. Güzel, yani oradan Spotify kullanıyorsanız başarıya giden notalar diye bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi buyurun bir başlık sorusu daha.
Evet, beraber bakalım. Arkadaşlar insanlar göç ettiği zaman genellikle alıcı ülke, bu recipient kelimesine dikkat et. Sağlıkta da çok fazla sorulur. Organ nakli mesela yapılıyorsa organ nakli alan kişi recipient, alıcı. Telefon veya kargo, e-postanın alıcısı için de recipient kullanılır. Receive kelimesinden geliyor. Bu kelimeyi öğrenmeden sınava giden bizden değildir. Receive kelimesi almak demek. Mesaj almak, eleştiri almak, ödül almak, yağış almak hepsi için gelir. İnsanlar göç ettiği zaman alıcı ülke, gidilen ülke genellikle nedir arkadaşlar? Zengin, sanayileşmiş bir ülkedir. Yani bu da katı anlam destination, destination yani menzil, gidilen yer, hedef genellikle Batı Avrupa gibi bir ülkedir veya Amerika'dır diyor. Göçmenler diyor genellikle sıklıkla ev sahibi ülkedeki insanların yapmayacağı veya yapamayacağı işleri yaparlar. Peki bu iyi mi kötü mü? Yapmadığı veya yapamadığı işleri yapar. Bu artı mı eksi mi? Nasip daha bir şey dememiş ki. Hani daha bir şey dememiş ki. Ve diyor sıklıkla düşük maaşa çalışırlar. Düşük maaşa çalışırlar. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi mi kötü mü? Peki dikkat edelim. Arkadaşlar. Şimdi bu da diyor ki bu virgül viç düşük maaşa çalışırlar. Onların yapmayacağı veya yapamayacağı işleri de yaparlar. Sıklıkla ne iş olsa yaparım abi diyor. Düşük maaşa da sıklıkla çalışırlar ki bu ev sahibi ülkeye fayda sağlar. Benefit kelimesi fayda sağlamak, faydalı olmak demek. Ev sahibi ülkeye fayda sağlar. Göçmenler ayrıca katkıda bulunurlar. Ev sahibi ülkenin çeşitliliğine katkıda bulunurlar. Diversity ki bu yardımcı olur. Hoşgörü ve anlayışa yardımcı olur. Besides, dahası, also, ayrıca göçmenler artan zengin bir yetenek havuzu sunar. Eğer iyi eğitim aldıysa original geldiği ana çıkış noktası ülkede, memleketinde, hometown'unda eğer eğitim aldıysa yetenek havuzu da sunar demişiz. Bakınız, hometown original geldiği yer, recipient gittiği yer, alıcı ülke. Peki en iyi başlığımız ne? A şıkkı timsah gibi ağzını açmış ve bekliyor. Göçün artıları ve eksileri. A şıkkı cevap olur mu olmaz mı? A cevap mı değil mi? Olmaz. Niye olmaz? A niye olmaz? Ya A'nın eksisi yok ki. Kon yok, kon. Ben konduramadım. Kon olmadığı için kon. Eksiği hiç konduramadım oraya. Evet, çok kötü bir espri daha yaptım. Fark ettiniz mi? Peki. Immigration to the West, batıya göç, aşırı genel. Cevabınız Ceyhan, göç ödüllendirici olabilir. Göç faydalı olabilir diyor. Useful, rewarding, ödüllendirici, faydalı. Peki Denizli, göçün zorlukları, işte bu duymak istediğin şey, Almancıların çektiği sıkıntı, göçün zorlukları, ama hocam düşük maaşa çalışıyorlar. Yapmayacakları işleri yapıyorlar, eziliyorlar. Kendine gel, kendine gel, saçmalama. Sana onu mu sormuş? Sana fikrini soran da yok. Diyor ki, which diyor, ki diyor bu fayda sağlar. Bak diyor, hoşgörüyü artırır, artan bir yetenek havuzu sunar. Bunları gör diyor. Peki nasıl göç edilir? Önce kamyonun kasasına atlarsın, sonra sınırdan Şener Şen taklit yapar. Öyle keşke romantik olsa ama insanların arkadaşlar çok büyük dramları var. Allah mecbur bırakmasın diyoruz. Peki cevabımız C oldu. Olayın mantığı net mi? Soru yazarı konu olarak senin duymak istediğin, görmek istediğin şeylerin farkında ama bildiğin bir konuda görmek, duymak istemediğin gerçekleri yansıtıyor. Cevabınız C oluyor. Vay be, göçün faydaları. Geçtik. Bir soru daha. Buyurun. Aynı gibi dursa da aynı değil. Bir dakika.
Evet. İşte duymak istediğimiz şeyler bu. Değil mi? Ne yapıyor arkadaşlar? Bu diyor ki adapte olmakta. Şimdi şu ifadeleri çok güzel görelim. Diyor ki insanlar diyor göç edenler have a hard time. Ne yapmakta? Have a hard time adjusting. Arkadaşlar topluma adapte olurken ne yapar? Sıkıntı yaşar. Sıklıkla sömürüyle karşılaşır. Ucuz iş gücü. Exploitation sömürü demek. Cheap labor ucuz iş gücü için sömürüye maruz kalır, yüz yüze kalır. Yalnız exploitation kelimesi hem kullanmak, kullanım demektir, hem de sömürü anlamı vardır. As for crime, suça gelince, suç söz konusu olunca, göç diyor suç elementlerini de çekebilir. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığından diğer suç ve yozlaşma türlerine kadar corruption, yolsuzluk, yozlaşma. Bu yüzden göç sosyal ve politik bir mesele olabilir ki bu meselede, bakın where, ki bu meselede ırkçılık kullanılabilir. Ne yapmak için? Hislerini sömürmek için. Exploit kelimesi hem kullanmak hem sömürmek demektir. Veya ne yapmak için? As an excuse, bir mazeret olarak şu anki mevcut sıkıntıları lokal popülasyonun mevcut sıkıntılarını için bir mazeret olarak kullanılabilir ırkçılık veya hisleri sömürmek için kullanılabilir demiş. Cevabımız Denizli. Göçün zorlukları diyoruz. Burada tamamen eksilerini anlattığı için. Burada kelime analizinden dolayı çevirdim. As for gelince, attract suç elementlerini çekmek. Attract deyince her zaman çekici, cezbedici, cazip gibi hep olumlu şeyler düşünmeyiniz diye. Corruption, sonu rapt olan kelimeler negatiftir. Aklınızda bulunsun. Yani ilk paragraf Almanya'ya, Amerika'ya yapılan göç. İkincisi Türkiye'ye gelen Suriye, Afganistan göçü. Aynen öyle. Excuse for'la kullanılıyor sınav sorusu. Excuse for. Aklınızda bulunsun önemli kelimeler. Exploit kelimesi hem kullanmak hem de sömürmek anlamı var. Dikkat edelim. Soru arkadaşlar. Şimdi sorularımızı bitirdik. Sorularımızı bitirdik. Şöyle bir mantıkla ilerleyelim istiyorum. Evet. Bir parçaya daha bakalım. Yazarın tonu ne olur demiş. Yazarın tonu, parçanın tonu nedir? Onlara bakalım istiyorum. Şimdi bu da ton anlatan kelimelere beraber bakalım. Burada hangi kelimeler ton anlatıyor? Depressing, depresif, can sıkan, boastful, övünen, boast, övünmek, scornful, küçümseyen, critical, eleştirel, prejudiced, ön yargılı. Depressing, üzücü, can sıkıcı anlamında kullanılabilir. Boastful kelimesi övünen anlamında kullanıyoruz. Scornful kelimesi küçümseyen, eleştiren anlamında kullanabiliriz. Critical kelimesinin iki anlamı vardı. Birincisi eleştirel anlamı var. İkincisi critical'ın ne anlamı vardı? Arkadaşlar hayati. Ama bu da yani tonda hayati diye bir ton olmadığı için hayati tonu hani o yüzden burada eleştirel anlamını hesaba katıyoruz. Prejudice kelimesi de ön yargılı diyeceğiz. Ön yargılı şeklini. Scornful, küçümseyen, tepeden bakan. Scornful. Peki. Şimdi parçayı bir okuyunuz arkadaşlar. Buyurunuz.
Evet. Burada arkadaşlar diyor ki Tony'nin yeri Kramt Inn'de küçük bir binaya sıkışmıştır diyor. Bu binanın sahipleri, bu mekanın sahipleri bir İtalyan menüsü olan bir İtalyan yiyeceği olan bir menü sunmaktadır. Checkered tablecloths, bu ekosek kareli masa örtüleri varmış. Loş ışıkları varmış, dim light'ları varmış ve böyle üstü çıtır kabuklu ekmekleri varmış. Ayrıca onlar bol, hearty kelimesi çok miktarda demek. Bol miktarda diyor sos yapmayı da biliyorlar diyor. Sos yapmayı da biliyorlar diyor. Too bad, ne kötü. Bunu diyor balıkları boğmak için kullanmaları ne kötü. Bakınız buradaki drown kelimesi boğmak demek. Suda boğmak için drown kullanılıyor. Yani balıklar diyor sosun içinde yüzüyor diyor. Evet. They also seem to lace demiş. Her şeyi lace, süslemek demek. Her şeyi neyle süslemiş gibi görünüyorlar? Kamyon dolusu sarımsakla süslemiş gibi görünüyorlar. Servisin de work, some work, biraz işi var diyor. Serviste bir işten biraz işi var, elden geçmeni diyor. Garson diyor, spesiyalleri bilmiyordu. Ne olduğunu bilmiyordu. Ne de, bakın niye burada nor kullanmış? Bir önceki cümlede didn't, not'ı gör, not'ı gör. Garson spesiyalleri bilmiyordu. Ne de düşündü. Bizim bardaklarımızı, su bardaklarımızı doldurmayı düşündü. Biz istemeden önce. Spesiyalleri bilmiyordu. Bir de bize su doldurmadı diyor. Peki. With a combination of sahte diyor bir arkadaş canlısı sohbet ve dırdırla diyor. Bize siparişi verdirdi, yemeği yedirtti ve çıkmamızı sağladı diyor. Bizi diyor otomatik bahşiş makinesi gibi görüyordu sadece. Yiyecek ve düşük fiyatlar müşterileri kapıdan içeri getiriyor. Servis onları dışarı itmemeli diyor. Şimdi böyle bir parçada tonumuz ne? Üzücü, depressing, can sıkıcı mı? Övünen mi? Scornful, küçümseyen mi? Critical mı? Critical cevabımız oluyor. Birazcık ton sorusu daha az geldiği için iyi anlaşılmasını o yüzden önemsiyorum. Bu çıkmış soru değil. Bu arkadaşlar tonla ilgili benim hazırladığım bir parça. Buradaki tonla ilgili kelimeleri görün istiyorum. Buyurun. Şimdi ikinci soruda diyor ki bu cümlenin tonu ne? Bu mesela bize 2019 sonrasında arkadaşlar parçadaki bir bölümü alarak o bölümdeki tonu sorabiliyor. Genel tonu değil, bu cümlenin tonu ne diyor. Buyurun size bir 30 saniye süre. Bizi diyor otomatik bahşiş makinesi gibi görüyor demiş. Otomatik bahşiş makinesi gibi görüyordu. Peki bu cümlenin tonu sizce ciddi mi? Tehdit eden, threatening tehdit eden, sympathetic anlayışlı, anlayan, hemfikir, sympathetic kelimesi anlayışlı, sempati duyan anlamında, sarcastic kinayeli, appreciating takdir eden, beğenen anlamında. Appreciating kelimesi arkadaşlar bizim sınavda 3 kere falan cevap oldu. Favoring, destekleyen, supportive anlamı var. Sizce bu cümlede destekliyor mu yoksa aynı yönde mi? Kinayeli, alaycı, müstehzi diyoruz. Müstehzi, sarkastik, kinayeli anlamında kullanıyoruz. Kinayeli yani iğneleyici. İğneleyici. Kinayeli anlamında kullandık. Peki, cevabımız Denizli oluyor. Bizi otomatik bahşiş makinesi gibi gördü ifadesi. Sarkastik. Bunu üniversite sınavında arkadaşlar bir iki defa sordular. Sarkastik bir şekilde söylüyor diye. Çünkü onlarda bu durumda nasıl, ne dersin diye bir soru türü var. Bu durumda sarkastik bir tonda söylemeni istiyoruz diye. O da geldi. Bizim sınavda da sarkastik gelebilir. Kinayeli, iğneleyici anlamında geliyor. Appreciating, beğenen, takdir eden, destekleyen, favoring, supportive de çok soruldu. Favoring de geldi, supportive de geldi. Sympathetic de anlayışlı.
anlayan, halden dilden anlayan anlamında. Peki, bir soru daha. Sizce bu soru yazarın amacı ne bu parçada? Buyurun. Buradaki amacımız İtalyan yiyeceği hakkında bilgi vermek. İtalyan yiyeceklerini mi anlatıyor? Vay pizzası şöyledir, vay gelatosu böyledir falan diye. Peki. Geçtik. Flatter kelimesini biliyor musun? Flatter kelimesinin anlamını bilmeyenler var artık koyabilir mi? Flatter kelimesini bilmiyorum diye. Tamam, o zaman bunu bilmiyorsan bunu bir geç. Yani bildiğin şeyler cevap mı değil mi diye bak, güzel. Caution. Ne demekti caution? Uyarmak. Az önce konuştuk. Entertain de eğlendirmek. Yazar okuyucuyu uyarıp eğlendiriyor mu? Evet. Yerel bir restoranın reklamını mı yapıyor? Bir restorandaki bir garsonu mu eleştirmek? Ana amacımız bu kadar lafı bir garsonu eleştirmek için mi yazılmış? Bu parçanın yazılış amacı bu mu? Cevabınız Ceyhan olacak. Caution, uyarmak. Entertain, eğlendirmek. Ama hocam ben hiç eğlenmedim. Eğlenmedim diyen var mı? Ben hiç eğlenmedim. Zaten sana sen eğlendin mi diye sormuyor. Yine senin fikrini, duygularını soran yok. Yazarın amacı ne? Yazar da benim gibi. Kendince espri yapıyor. Hani onun amacı sen güldün mü değil. Yazarın amacı ne? Adam kendince iyi kötü espri yapıyor yani. Ben gülmüyorum, orası ayrı. Ama yani ben gülmüyorum ama mantığı bu. Arkadaşlar eğer yazar ne yapıyor? Bize diyor ki adamlar diyor sos yapmayı biliyor. Ne kötü işte bunu balıkları boğmak için kullanmaları. Sos yapmayı biliyorlar ama balıkları boğmak için bunu kullanmaları çok manidar diyor. Ya da kamyon dolusu sarımsakla diyor bunları doldurmaları ne bahtsızlık diyor. Peki eğer bir abartı varsa, abartı, mübalağa varsa arkadaşlar yazar bizi eğlendirmek istiyor. Exaggerate. Exaggerate kelimesini biliyor musunuz arkadaşlar? Exaggerate, abartmak. Delicate, hassas demek. Delicate. Abartmak, mübalağa etmek anlamındaki kelimedir. Exaggerate. Eğer bir yerde abartı varsa orada eğleniliyor. Flatter kelimesi övmek demek. Övmek. Flatter kelimesinin kattığı anlam praise. Hani övmek anlamında kullanılır. Bu birazcık artı olduğu için bu restorantı övmek değil. Çünkü burada artıların değil eksisini söylüyor. İşte burada atıyorum B ve C arasında kaldım. İkisindeki kelimeleri de hatırlamıyorsun. Caution'la flatter arasında kaldım. Yani niye anlamış olman lazım? Bu senin sorun değil. Diğer Adana, Denizli, Edirne'yi eledin mi eledin. Artık Yaradan'a sığınıp Bolu'ya da Ceyhan yap geç at geç bekleme yapma. Zaten bilmiyorsun. Yani bu da iki dakika daha durup da kafayı boşa yormanın, morali motivasyonu bozmanın anlamı var mı? Biliyorsan yap geç, bilmiyorsan at geç bekleme yapma. Yani bizim bu 70 almamıza engel değil, 80 almamıza engel değil. Ama orada oyalanıp konsantrasyonu, süreci ve sınav yönetimini bozmamız engel. Lütfen dikkat. Peki, geçiyorum. Buyurun. Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar mübalağaya başvurmuştur? Hangisinde mübalağa yapmıştır? Bir noktaya işaret etmek için
yiyecek hakkında bir noktaya işaret etmek için hangisinde mübalağa vardır diye soruyoruz. Hangisinde mübalağa vardır? Adana ne diyor? İtalyan yemeği sunuyorlar. Bolu, bol miktarda kırmızı sosları var. C şıkkı kamyon dolusu sarımsakla her şeyi süslüyor gibi görünüyorlar. Kamyon dolusu sarımsakla süslemek, şu orada sarımsaklasak da mı saklasak olayı yanlış diyoruz. Peki, düşük fiyatlar müşteriyi getiriyor. Ekose masa örtleri var, loş ışıkları var, kabuklu ekmekleri var demiş. Cevap C şıkkı oldu. Exaggeration, abartma. Türkçe'de bunu duyan var mı? Ya egzecüre ediyorlar. Egzecüre etmek diye duydunuz mu? Maalesef, maalesef, maalesef egzecüre ediliyor. Çok abartılıyor. İngilizce bildiğimiz kelimeleri yerli yersiz kullanmak. Peki arkadaşlar, şurada 4 tane cümle var. Sizce bu cümlelerin tonu nedir? Buradaki arkadaşlar doğru ton nedir? İki, burada fazladan şıklar da var. Tonuna bakınız. Önce anlamlarını söyleyelim. Sympathetic kelimesi anlayışlı, halden anlayan anlamında kullanılır. Sempatiyle yaklaşan. Straightforward kelimesi doğrudan, hani direct, lafı hiç evirip çevirmeyen, doğrudan. Sad kelimesi üzgün, daha upset, üzgün bir ton olabilir. Sarcastic kelimesi neydi? Kinayeli anlamında kullanıyoruz. Irritated, bizden çalınan kelime neydi? Rahatsız olmuş. Bir de ikinci anlamı sağlıkta gelirse tahriş olmuş, bir cilt için tahriş olmuş, rahatsız olmuş anlamında. Threatening kelimesi tehdit eden, tehdit eden bir ton. Threatening kelimesi tehdit anlamında kullanmıştık. Indifferent kelimesi kayıtsız, duyarsız, ilgisiz, vurdum duymaz, ilgisiz anlamında. Favoring kelimesi de destekleyen, destekleyen, taraftar, taraftar anlamında kullanıyoruz. Yani bu da in favor of, lehinde, destekleyen, taraftar anlamında. Şöyle bir bakınız, birazcık zaman vereyim. Evet, cümlelere bakalım, birlikte karar verelim. Diyoruz ki, please note, lütfen not ediniz. Ne kadar para harcadığınızı, ATM kartını kullanarak ne kadar para harcadığınızı lütfen not ediniz demişiz. Peki, cevabımız ne olacak burada arkadaşlar? Lütfen not edin dediğine göre, Bolu doğrudan bunu söylemiş. Lütfen not ediniz. Bu da bir anlayışlı olmak, kinaye, üzgün olma durumu yok. İki, hey diyor, lay off. Lay off uzaklaşmak demek. Birinci anlamı lay off, uzaklaş, git başımdan demek lay off. İkinci anlamı lay off, işten çıkarmak demek. Lay off, make redundant, işten çıkarmak anlamında. Lay off. Buradaki uzaklaş. Hani bir ara bir çok sevilen bir video vardı ya, oğlum bak git. Hani bir, ya bir git başımdan diyor. you don't have to nag me. Dırdır etmene gerek yok. Zaten yapacaktım demiş. Zaten yapacaktım. I was going to do it anyway. Zaten yine de yapacaktım. Buradaki ton ne? Git başımdan, gırr etme. Zaten yapacaktım. Cevabımız Edirne. Irritated. Rahatsız olmuş. Git başımdan diyorsun. Oradan rahatsızlığını ifade ediyorsun. Peki 3. Çöpü diyor ne zaman dışarı çıkaracaksın diye soruyor. Çöpü ne zaman take out, dışarı çıkaracaksın? Bu yıl bir ara çıkarır mısın diyor. Sometime this year maybe. Belki bu yıl bir ara çıkarırsın diyor. Buradaki arkadaşlar Denizli, sarkastik, kinayeli
Bir ara artık diyor, çıkmaz ayın son çarşambasına bu iş biter. Peki 4. Zor olduğunu biliyorum. I know it's been hard. Gerçekten YDS yok değil. Dar zamanda işte çoluk çocuk, iş güç, yüksek lisans, doktora arasında YDS yok değil çalışmanın zor olduğunu biliyorum. Ve I appreciate, anlıyorum. Buradaki appreciate kelimesi takdir etmek anlamında değil. Buradaki anlamı, yani takdir etmek anlamı var da, understand olarak anlıyorum. İçinden yaşadığın şeyleri go through, içinden geçtiğin yaşadığın şeyleri anlıyorum. Eğer demiş sadece şu faturaları tezgaha koyarsan, counter kelimesinin karşı zıt anlamı var. Karşı koymak anlamı var. Ama bir de arkadaşlar tezgah, mutfak tezgahı vesaire için kullanılan anlamı var. Eğer faturaları tezgaha koyarsan senin için diyor kağıt işlerini yapabilirim demiş. Cevabımız ne oluyor? Adana, sympathetic, anlayışlı, yaşadığın şeyleri anlıyorum demiş. All you are going through, yaşadığın her şeyi anlıyorum mantığında kullandık. Adana oldu. Üzgün bir ton yok, tehdit eden bir ton yok. Threatening olsaydı ne derdi? Or else, aksi halde ben yapacağımı bilirim demişler. Aksi halde. Otherwise, o mantıkta. Indifferent, yani ne derdi? Şimdi siz bırakın Ukrayna'daki savaşı, Suriye'deki, Afganistan'daki savaşı, yani Miami'deki gün batımını anlatın. İşte İspanya'daki şarap bağda bağ bozumunu anlatın. Fransa'daki falan olabilir yani. O indifferent, kayıtsızlık. Appreciating, takdir eden anlamında. Favoring, destekleyen taraftar derken öyle değil. Mesela bence de nükleer enerji olmalı, nükleer santral olmalı. Bence de atıyorum şuraya bir baraj yapılmalı ya da yapılmamalı. Hani ne yapıyoruz? Bir görüşü destekleyen, support etmek anlamında. Tamam. Başkasının yaşadığı, senin yaşadığın şeyi anlıyorum diyorsak anlayışlı olmaktır. Peki gelelim son bölüme. Arkadaşlar yazarın amacı şu üç cümlede nedir? Inform, bilgi vermek, persuade, ikna etmek, entertain, eğlendirmek. Bir de bunlara bakalım. Evet, arkadaşlar diyor ki insanları klonlamak yasaklanmalıdır. Çünkü bu uygulama büyük bir tehdit oluşturabilir uzun vadede. In the long run, uzun vadede threat to ile gelir. Büyük bir tehdit teşkil edebilir. Threat kelimesiyle eş anlamlı menace, tehdit kelimesi vardır, bunu biliniz. Pose kelimesi de risk oluşturmak anlamında present a risk. Risk oluşturmak anlamında bu da kullanılabilir. Peki cevabımız ne oluyor burada? Arkadaşlar yasaklanmalı, şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı şeklinde kullanıyorsak burada arkadaşlar bilgi vermiyor. Burada ikna etmeye çalışıyor. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Peki 6'ya geldik. En iyi yol, hayatta kalmanın en iyi yolu. Süperlatif'den sonra to demiştik. Sıfattan sonra gelen fiil to alıyordu. Bebek bakıcılığı yaparken hayatta kalmanın en iyi yolu hangi bebekler? Triplet. Triplet 300 demek. 300 bebeklere bakarken hayatta kalmanın en iyi yolu kuşanmış olarak gelmek. Silahlanmış, kuşanmış olarak gelmek. Neyle? Çok fazla enerji, çok fazla sabır ve bir ilk yardım
kitiyle kuşanmış olmaktır diyor. Peki cevabımız ne olsun? Bakınız, abartı varsa hayatta kalmak demiş, bu bir. Bebek bakıyorsun ama hayatta